Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Breakpoint'e bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün şu şeyi yapacağız. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. D. Cole Walker'ın Avenger Brothers in Arms, yani eski takım arkadaşınla, eski kardeşinle yüzleş görevi. Şimdi Walker Howard Airfield'de olduğu düşünülüyor ve biz de şimdi bu havaalanına, buraya gördüğünüz yere Howard'ı bulmaya geldik. Ne Howard ya? Cole D. Walker'ı. Howard nereden çıktı? Evet, şimdi bu arada arkadaşlar sesim biraz değişik geliyor olabilir. Biraz rahatsızım o yüzden. Kusura bakmayın. Şimdi şurada bir adam var. Şurada var. Şurada var. Sessizce halletmek istiyorum bu işi. Tepede kesin sniper vardır. Evet. Salalım bakalım drone'umuzu. Yer çok büyük. Evet, burada bir tane behemoth var. Behemoth tehlikeli bir şey arkadaşlar. Hem hava hem kara silahlarına sahip. Tehlikeli bir tank, dayanıklı bir tank. Büyük ihtimal bizim kol içeride. Şimdi o içeriye bizim yakalanmadan sızmamız lazım. Doğal olarak şuradan dolanıp şu arka taraftan bir sızma planlıyorum. Hadi bakalım, hiç buralardan dalmaya çalışmadan geldiğimiz yerden geri gidelim. Kenardan dolaşacağım, arka tarafa geçeceğim. Behemoth indirmesi çok zor. Daha önce hiç indirmedim, yani indiremedim. Uğraşmadım da daha doğrusu, denk geldiği zaman kaçtım Behemoth'tan. Behemoth hem arkadaşlar hava araçlarını ateş eden, hem de kara araçlarını ateş eden bir tank. Aynı zamanda hedeflere top atışı da yapıyor. Mesela şimdi bizi burada tespit etti ya diyelim. Buraya sürekli top yağdırıyor. Çok tehlikeli bir abi. O yüzden Behemoth'a yakalanmadan içeri girmeye bakalım. Tabii girebilirsek. Keşke şöyle bir görünmezlik pelerinimiz falan olsaydı ya. Buralarda kimse yok. Oyunun var ya bazı yerleri, bazı yerleri var ya, acayip bir şekilde Crysis'e benziyor. Bulaşmayacağım. Sakın bulaşma. Hadi koş, çabuk, 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 çabuk. Güzel.
Güzel geçtik, güzel. Şu behemoto yakalanmadan içeri bir girebilsek. Drone'umuzu bir salalım bakalım. Buranın girişi şuraya herhalde. Behemoth oraya gittiğinde bizim hemen buradan oraya dalmamız lazım. Tabi girebilirsek. Behemoth orada bayağı bekliyor. Behemoth'un rotasına bakalım şimdi. Nerelere gidiyor? Keşke başka giriş yerleri de olsaydı ama yok. Behemoth kafasına göre takılıyor. Dur bakalım şimdi. Yalnız buradan kaçmak zorunda kalırsak kötü olacak. Şimdi evet, Behemoth'un rotasını biraz takip edelim. Abi oralara gitmiş. Bizim şu kapıya gelmemiz gerek. Tamam. Cam basalım. Behemoth'un yine buradan uzaklaşmasını bekleyeceğiz. Tamam, bu abi bu tarafa hiç geçmiyor herhalde. Durum onu gösteriyor. Yalnız bunu indirmemiz lazım. O çünkü sıkıntı yaratır. Umarım otomatik tespit sistemi yoktur Behemoth'ta. Evet arkadaşlar, şimdi bekleyeceğiz biraz. Önü nere, arkası nere lan bunun? Heh. Tamam. Tam zamanı. Tam zamanı. Hadi. Çabuk. The behemoth seems to be the key to accessing the control room. Oo. Behemoth'u yok et diyor lan. Behemoth'u nasıl yok edelim abi? Kafayı yemiş. Benim Behemoth'u yok etmem için buradaki herkesi öldürmem lazım önce. Behemoth'a fake atıp giremiyoruz. Evet, güzel. Yerimiz tespit olmadan Behemoth'a bizim pusu atmamız lazım.
tepeye çıkalım. Bu bölüm bizi biraz uğraştıracak arkadaşlar. Tamam, çevremizi tanıyalım. Drone'a böyle bir özellik ekledim. Acayip bir şey oldu. Orada bir tane var. Tepede bir tane var. Behemot, behemot, sağlam behemot. Behemoth'u patlatmanın kolay bir yolu yok mu ya? Şimdilik buralarda başka kimse yok. Dur bakalım, skill'lerimize bakalım. Puanımız bir tane var. İşimize yarayacak behemotla ilgili bir şey var mı? Şunu aldık zaten. Sniper silahı kullanırken %20 silah hasarı veriyor. Bu perk'i ekleyelim şuraya. Çantamız neredeydi lan? Dur şuradan. Ha. Şunun yerine şunu ekleyelim. Şunu ekleyelim. Tamam. Ondan sonra Behemoth'un dış zırhını parçalamak için şuraya roket launcher 5 tane AMP'm var. 4 tane AMP'm var. Yeter mi bilmiyorum. Dur lan, ne yapıyorsun? Tamam, bu tarafta vuracağımızı vurduk. Aşağı inip Behemoth'la yüzleşeceğiz abi, başka yolu yok. Arkada şu elektrik yeri var. Orayı sabotajlayalım. Tamam, elektrik gitti ama içerideki gitti herhalde. İkisine sataşsam mı?
Sataşmasam mı? Karar veremedim. Tamam. Ağrısız acısız kafa delinir. Bak aşağıda bak, çakal görüyor musun? Bir eleman şurada var. Bir eleman da şurada var. Kaçtı. Al, herkes alarma girdi. Tamam. Behemoth şimdi kafasına göre bir yerleri bombalıyor. Behemoth'un benim yerimi tespit etmemesi lazım. Alarm geçene kadar bekleyelim. Behemoth yerimi tespit ederse roket yağmuru başlar. Abi. Bu nereden çıktı be? Bu nereden çıktı? Lan bunu kim getirdi ya? Dön. Aha, Behemoth gördü. Evet arkadaşlar. Behemoth yerimizden haberdar. Lan bir vuramamış pilotu. Behemoth'cuğumla kapışacağım. Hah, gidiyor lan Behemoth. Lan bunu da çektiğim zaman koşamıyorum abi. Lan 5 roketle kim ne yapabilir? Behemoth gördü bizi. Ne kadar canı kaldı acaba? İyi lan, al, bayağı götürmüşüz. Kaçınıyor ha! Kaçınıyor lan çakal. Roketim boşa gitti, tamam. Onu habersiz yakalamamız lazım. Yoksa kaçınıyor. Ne kadar canı kaldı? Hala var. Tamam, onu habersiz yakalayıp roketi basacağız.
Hadi abi herkes gitsin. Hadi herkes işine baksın hadi. Roketimi harcamak istemiyorum. Oho. Yemek öyle lan. Çabuk. Güzel götürdük. Güzel götürdük. Güzel götürdük. Bu silah da işe yarıyor. Tamam, cesaret geldi bana. Yedim lan seni şimdi. Oo! Behemoth efendi. Adamın zırhını roketle düşürdük. Ondan sonra icabına baktık. Evet, gelin bakayım lan. Buradayım. Neyse dur, acele etmeyelim şimdi. Behemoth'u devirdik, bunları öldürürüz. Bak bak. Aha, okuyun lan. Tamam, bunlar yukarı gelemiyor şimdi. Dur sen şimdi. Şuraya frag, şuraya da flashbang alalım. Tamam. İşaretleyelim. Sniper'la boşuna uğraşmışız lan. Adama iki roket attı, salladık, zırhını açtık. Otomatiği bastık, gitti. Ama var ya, yakalarsa affetmiyor arkadaşlar. Çok tehlikeli. Ben şimdi sizi bitireceğim, bekle. Zıplatırım adamı öyle. Poz ver, poz. Lan bir kafan yerinde dursun lan. Dur. Perklerimizi düzenleyelim. Zırhlı araç. Neyse dursun. Silahımın verdiği hasarı artırıyor. Zırhlı araçlara karşı etkili. Tamam, tertemiz oldu. Şimdi aşağı inebiliriz. Tertemiz ettik abi. Şuraları lootlayalım da. Mermimiz falan azaldı bayağı. Şimdi içeride belki Walker'la da kapışırız. Umarım Walker'la kapışmamız önceki bosslar gibi olur. Öyle ölmeyen plastikten boss yapmamışlardır. Hadi aç.
Aha. Reis Nomad. burada. Your part of me is Nomad, glad you're biliyorsun. still alive. Bir tarafım senin hayatta olmana It's too seviniyor. bad I won't have to kill you. Çok You ne can't kadar just kötü give ki up. seni öldüreceğim. Hey, you know me Teslim better than olabilirsin. that. Beni tanıyorsun. I don't know you at all anymore. Artık seni tanımıyorum. Şimdi benim tanıdığım adam sivilleri korurdu mu diyelim. Frankly, senin kim olduğun şu an umurumda değil mi diyelim. Yoksa bunu durdurmak için artık çok geç mi diyelim. Bence zaten bunların bir etkisi yok. Sen artık benim tanıdığım adam sivilleri koruyan adam deyip şuna bir duygu sömürüsü The çekelim. Walker I knew never would have been a part of this. And he Tanıdığım never would have Walker killed his asla own. bunun parçası olmazdı. I've been trying to show you. Sana göstermeye You got no çalışıyordum. vision on what the future could be. Gelecek hakkında hiçbir öngörün yok. Nasıl olacağını Nomad. göremiyorsun. Nomad, It's not too late. geç değil. Bana You could join katılabilirsin. me. You killed my Sen soldiers. benim askerlerimi öldürdün. And you made me kill my Ve friend. bana arkadaşımı öldürttün. Now you're making me kill mine. Sen de bana kendi arkadaşımı öldürmeyeceksin. Aha. Reis kovalayacağız şimdi herhalde. O ne lan? Aha. Pompalı çekme, pompalı çekme. Pompalı çok kötü. Ama böyle olmaz ki ya. Dur. Değiştiremiyorum da şimdi. Hepsi önemli. Eleman kendini yukarı kilitledi. Aa, arkadan geliyorlar. Şuranın şeyi yandı. Yani buradan biri geliyor gibi oldu. Açtan kapıyı. Hala kilitli. Kim geliyorsa gelsin birader. Dur. Burada sniper yerine pompalıyı takmanın zamanı. Çünkü yakın dövüşe girebiliriz abi. Nereden geliyorlar? Az daha gidiyorduk ha. Walker'ı öldür diyor da nasıl öldüreceğiz lan Walker'ı? Adam içeri kilitledi kendini.
ulaşmamız lazım da nasıl ulaşacağız? Eleman kilitledi kendini abi. Bak hala adam geliyor. Mermileri alalım. Bir şey yapacağız, ben mi anlamadım ya? Dur bakalım. Yo, bir dakika. Aha. Tamam. Tamam. Virüsü yükleyeceğiz, tamam. Tamam, virüsü yükledik, güzel. Nomad to Erewhon. I'm plugged in. Nomad'dan Erewhon'a. Virüsü yükledim. Understood. Anlaşıldı. We're sending now. Şimdi gönderiyoruz. Denizaltını batırdı dronlar. Nomad'in şeyin, ne onun adı? Walker'ın denizaltını. Altısını. Denizaltısını ne ya? Denizaltını. Nomad'in Erewhon'a. Görev tamamlandı. Bunu duymak inanılmaz. Herkesi bundan haberdar edeceğim. Geri dönüyorum. Mads'e söyle bana biraz moonshine ayırsın. Hani lan Walker'ı öldürmedik? Al. Ya yapma. Silahın mermisi bitecek zamanı buldu. Yes! 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 Abi bu benim var ya, kaçıncı uğraşım ya? Oh! Orada geri zekalılar dedim, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü çok sinirlendim, bu benim kaçıncı uğraşım ya? Şu Walker'ı öldürmek için var ya. Oh! Herif ölmüyor ya. Drone takmış bir de tepesine. Ya hadi geçtim, teke tek kapışsak neyse de. Adam, bir de adam çağırıyor.
Ne oldu lan? Hangimiz Punisher'mış? Nomad. Nomad. Harikalar diyarı. Hala oluşmaya devam ediyor diyor. Oluyor diyor. Ne oluyor oğlum? Öldün gittin lan. Denemediğim şey kalmadı ya. Güney Amerika. 12 Mayıs 2019. Who's that? Kimsiniz? Eat my shit. Only if you cuddle me after. Well, well, well. You must be Nomad. Sen Nomad olmalısın, Walker. Tanıştığımız gün herhalde bu da. Did you and I go through part of selection together? No, I was jump school. I was in the chalk next to yours. That's right. With that dude from Pararescue, right? First recon guys. Fun times, man. Well, I got some more fun for you. This here's your briefing. Say, you want some candy? Hey. Bize görev kağıdımızı verdi. Daha senin görev kağıdın şeker ister misin diyor. Güney Amerika'da bir görevde tanışmışlar. We haven't even started this mission. Command's already talking about sending us back to the Middle East. Komuta merkezi bizi Orta Doğu'ya göndermeye konuşuyor. Tekrar mı? Bu asla bitmeyecek sanırım. Çünkü savaş barıştan daha kolay. Company man back there who you never saw by the way. Arkandaki şirket adamı harikalar diyarındaki bir fanteziye inanıyor. Ondan bahsediyor. İnsanların asla savaşmadığı, marshmallow yiyip gökkuşağı altında takıldığı bir harikalar diyarı. Say Nomad. It's good to see you. You too, man. Nomad, seni görmek güzeldi. Seni de. Kendine dikkat et dedi. Look what your wonderland got you. Gördün mü senin harikalar diyarı seni ne hale getirdi? Sen bundan şu anki olduğun halinden daha iyi bir insandın. Yeah! Walker'ı tokatladık arkadaşlar. Çok zor oldu benim için var ya. Burayı 10. 15. deneyişim herhalde. Artık en sonunda şeye neredeyim lan ben? Heh. Dur bir dakika, sağlam bir silah aldık. Silver Stake. Walker'ın silahını aldık. Walker'ın tabancasını aldık. Herif var ya, bununla tek atıyordu. Şunu da takalım. Şimdi. Ha, size şeyi göstereyim dur. Bir dakika. Şunu virüsü yükleyeceğiz. Şimdi yüklemedik lan bu virüsü az önce. Demek ki tam yükleyememişiz. Ha, onlar şeyi kaldırıyordu. Tamam. Virüsü yüklememiz için şey yapıyor herhalde. Neyse. Evet, en sonunda artık yani şuraya mayınlar döşeyip çareyi şuraya saklanıp geleni geçeni indirmekte buldum. Burada da 2-3 defa denedim. En sonunda Walker indirmeye başardık. Walker arkadaşlar sizi yakalarsa tek atıyor. Kendi de gördüğüm üzere tek vuruşta gitti. Ama adamın bakın. Şöyle 4 tane tepesine drone dönüyor. Bu drone'ları indirmediğiniz sürece adama hasar veremiyorsunuz. Adamın canını götüremiyorsunuz. Önce drone'ları indirmeniz lazım. Tek Walker olsa iyi. Lan hem Walker'la uğraşıyoruz. Adamdan tek yememeye çalışıyoruz. Hem drone'larını indirmeye çalışıyoruz. Hem de adam çağırıyor. Her taraftan adam geliyor.
Evet. Hadi bakalım. Walker dirilmez umarım, artık öldü gitti. Herif var ya, beni iyi gerdi ya. Akşam akşam, gece gece. Nomad to Erwan. I'm plugged in. İçerideyim. Virüsü gönderin bakayım. Understood. We're sending now. Tamam, şimdi gönderiyoruz. Kafa yemiş bunlar bak. Aynı şeyi bir daha izletiyorlar bize. Az önce bunu yapmadan eleman dışarı çıkmıyordu. Walker. Bunu yapınca dışarı çıktı. Şimdi tekrar bunu yaptırıyor bize. Oyun bug'lı ya arkadaşlar. Maalesef böyle. Herhalde bug oldu orada. Ben de anlamadım. Nomad to Erwan. Görev tamamlandı. Mission accomplished. Bunu duymak harika. Herkese haberdar edeceğim. I'm heading back. Geri dönüyorum. You tell Matt, save me some of that moonshine. Matt'e söyle, bana da biraz moonshine ayırsın. Hadi artık gidelim şuradan ya, sıkıldım. Sabahtan beri Walker'dı Walker abi. Arrowhorn, şimdi ışınlanalım. Buraya kadar uçmamı beklemiyorsunuz herhalde. Mağaramıza geldik. Skell, neredesin abi? Harcadım lan Walker'ı. Çekil lan bir. Player info çıkıyor. Skell, neredesin abi? I guess we're stuck here a little while longer, huh? Well, we stopped Walker from taking the drones off the island. That's not small potatoes. Walker'ı durdurduk ya. Y'all know what Wonderland is? Walker mentioned it. Other people working for him and Stone mentioned it too. Harikalar diyarı ne? I heard Walker and Stone talk about it. Walker'la Stone'u bu konu hakkında konuşurken duymuştum. Ama asla tam bir şey öğrenemedim. Alice in Wonderland? Alice harikalar diyarında gibi. Yeah, he said I couldn't stop it. Oh, forget about it, all right. Walker ölmeyince onu durduramayacağımı söyledi. Abi de diyor, boş verin bunları artık. Keyfimize bakalım. Killer robots. Military contractors. But it is also full of really, really good people. We got together and we did something good and we should be proud of that. I'll drink to that. Look at those birds. Kuşlara bak. Kuş mu, drone mu? Drone bence ne kuşu abi? Böyle kuş mu olur? Onlar kuş değil tatlım. That's fascinating. İnanılmaz, büyüleyici. We didn't program that. Onları programlamadık. Haruhi. Haruhi. Drone'lar herhalde kafayı yedi. Just because you pay my bills, it don't make me a bitch. Well, I don't know how Skell took control of that sector, but it doesn't have it now. Bilmiyorum. Skell bu sektörün kontrolünü nasıl ele geçirdiğini bilmiyorum. How's that? O da ne?
Well, you tell the big boss not to get his panties in a twist. Oh, well. I'm on the island. Ben adadayım. So with Walker gone. Ama Walker öldü. I guess sanırım bu artık beni burada sorumlu yapar. Beni burada komutan yapar. Bu da ne? Virüsü yiyince şeylerin kafa 1 milyon oldu. Dronların. Evet. Şimdi sıradakine. Evet, sıradaki ne şimdi? Ben de bekliyorum. Oyunu tamamladık arkadaşlar. Evet. Achievement da açıldı. Badge de açıldı. Oyunu tamamladığımıza dair. Bakalım. Ana hikayemizde. Evet. Hikayeyi tamamladık. Walker'ı Walker'lar cennetine yolladık. Başka da yapacak ana görevimiz kalmadı. Yan görevleri yapmayacağımı baştan söylemiştim. Çünkü yan görevlerin hepsi saçma sapan birbirini tekrar eden görevler arkadaşlar. Yok şuraya git bunu getir. Buraya gel bunu şey yap. Yani tamamen oyuncuyu farm grinding yapmak üzerine kurulmuş saçma sapan birbirini tekrar eden görevler silsilesi. Hikayeyi sonlandırdık. Walker'ı öldürdük. Adayı kurtardık. Şu an adanın şeyi JSK'le geçti. Oyunun sonunu açık bırakmışlar fark ettiğiniz üzere. Çünkü Walker öldü, artık yeni adanın yöneticisi benim dedi Stone. Büyük ihtimal bakın şu görevler kapalı. Büyük ihtimal bu görev şu Trey Stone, Peter Miles, Ilsa Herzog falan filan. Bunlara büyük ihtimal DLC gelecek. DLC'yi ben almayacağım. Oynamayacağım. Çünkü yani bu tür oyunların DLC'leri neredeyse bir oyun parasına eşdeğer oluyor. O yüzden sadece ana hikayeyi oynayıp bitirdik birlikte. Oyun hakkında düşüncelerimi soracak olursanız, ilk bölümde de belirttiğim gibi ben oyunun bu tarzını beğenmedim. Yani hangi tarzını beğenmedim? Oyunu tamam, Wildlands'da açık dünyaydı ama Wildlands böyle Division'a benzer bir oyun değildi. Daha bir Ghost Recon'a daha çok benziyordu. Ama bu oyun tamamen Far Cry'le Division'ın karması gibi bir şey olmuş. Ghost Recon'dan uzaklaşmış. Ve neredeyse gördünüz her görevde aynı şekilde ilerliyorduk. Git base bas, adamla konuş, geri gel. Base bas, adamla konuş, geri gel. Tamam base basmak, taktik yapmak güzel. Ama bir süre sonra insanı sıkabilir. Herkese göre değil. Ben taktik yapıp base basmaktan biraz zevk aldığım için ben sıkılmadım açıkçası. Ama ben bu oyun yerine eski Ghost Recon'lar gibi bir oyun tercih ederdim. Yani Advanced Warfighter 1 ve Advanced Warfighter 2 gibi, hatta Future Soldier gibi bir böyle çizgisel ilerleyen, böyle politik bir hikayesi olan eski tip Ghost Recon olmasını, köküne özüne dönmesini tercih ederdim Wildlands'ten sonra. Ama Ubisoft oyunu böyle bir Division tarzı bir şeye sokarak hem biraz buradan para kırpmaya oynamış gibi diye düşünüyorum. Çünkü marketi falan filan var. Parayla item alabiliyorsunuz. O yüzden ben o yönünü çok beğenmedim. Oyun bir de buglarla ve teknik hatalarla dolu arkadaşlar. Ve hala düzeltilmeyen bazı teknik sorunları var. Onun haricinde yani fena bir oyun değil ama 300 lirayı hak etmiyor. Çok 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 indirime düştüğünde böyle 40-50 liraya oynamak isterseniz alıp oynayabilirsiniz. Evet, benim oyun hakkında düşüncelerim bu şekilde. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz uzun bir seri oldu. Hatta bu bölüm de biraz uzun bir bölüm oldu. Bitirmeden başından kalkmayayım dedim.
Umarım beğenmişsinizdir. Diğer oynanış videolarımda, diğer serilerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.